Fortune'un bile ilerleyen dakikalarda alacağı Sihir İçen'le birlikte büyü direncine yatırım yapabilecek bir takım gibi görünüyor. Timaru Akademi ve günün ilk maçının seçim yasaklama ekranını tamamladık. Bir tarafta Aurora, diğer tarafta Galacticos ve Akademi Ligi'nde ilk maça geçiş yapıyoruz. Hemen başladı Erdemir ve o işleri de bırakma kararı aldı belli ki Galacticos. Felix de ormanın üst kısmına doğru ilerliyor çünkü. Koridorda bir kule altı var Lyuana'nın üzerine. Lyuana burada düşüyor ve ilk kan oluyor İlkan. Rioni'de Kenzuki yetişti. Miyazma'yı kullandı Kenzuki. Erdemir de düşecek gibi. Çok kötü bir sıçra Erdemir'den. Bu kadar erken dakikada iki skorda Kasiopeya'ya gitti. Ama şu an ışınlan kullanılırsa Maddie'nin ultisi var. Lyuana'nın yok. Ve ışınlan geliyor. Kenzuki'den bir sıçra ulti. Çok iyi orada. Üç kişi ulti tutturdu. Bu arada Ejder Trix tarafından alınıyor. Frumel'in canı çok az. Kenzuki üzerine sıçrasını kullandı. Kalkan da kazandı. Ve birebir de skor alıyor Frumel orada. Erdemir düşmüştü. Üç kişilik bir ulti. Şimdi biz Fortune'dan mermi manyağı. Orta koridoru kullanmak isteyebilirler. Koridor kulesi zaten düşecek. Evet, üst koridor oradan. Timar orada ilk kulesini çıkarıyor. Bu arada yakalanan bir isim var. Koza geldi. Tamamen orada. Tüm odağını Aldous üzerine çekti Galacticos ve... Az önce oradalardı. Orayı kafa atmaya ne gerek var? Çok basit bir hata. Ve... Bayağı rahat aldılar. Bizden onu da unutmamaları gerekiyor. Mavi takımın kulesi geldi. Ama hiçbiri Kasiopeya kadar tehlikeli değil. Bu arada ışından kullanıyor. Orta koridorda bir savaş izleyeceğiz. Maid burada Lexer'ın üzerine geldi. Gargoyle taşları çok erken kullanılıyor. Freljord karşılaması da geldi orada. Lyuana 4 kişiyi tankladı. Miyazma güzel geliyor. Kurmel'den kullanılan bir ulti var. Mermi manyağı. 3 kişi geri yetti. Harika bir ulti Maddie'den. Toplamda 4 kişi hasar veren bir ulti. Buraya kadar deyip hem test aldı. Lexer de düşmüştü, Lyuana da düştü. Trix üzerine kullanılan bir sıçrama Erdemir'den ama son anda oradan uzaklaşıyor Trix. Kasiopeya'yı kendi ultisinde sıkıntıya düşürdü. Bu arada seni biliyorum, canlar çok az. Çok büyük bir risk. Miyazma geldi burada. Algos düştü, Trix de düşüyor yalnız. Baron canı Kenzuke. Bin ve Baron'u aldılar. Son anda bir sıçra kullanıldı orada. Kenzuke buradan kaçmaya çalışıyor ama son bir balta. Hem skor vermedi hem savaşı kazandırdı. Trix tehlikeli pozisyonda şu anda. Totemde bırakıldı oraya. Trix'in sıçrası var. Çipa geldi. Trix çok erken bir kronometre. Oradan çıkabilecek maçı. Örümcek'in ışığında kullanıyor. Şimdi Kenzuke'den kullanılan bir ulti var. İlk düşen isim Trix ama Algos'ta kas alındı orada. Ocağın çağrısı iki kişi havaya savuruyor. Kovulamaya Kenzuke devam ediyor. Kenzuke çok vuruyor. Maddie'nin canı çok az. Frumel de uzaklaşıyor oradan. Nerlion'un üzerinde Lyuana aynı zamanda Rioni'yi de tutuyor da Emtes'in hasar yeterli olacak gibi. Nişancısını kaybetti Aurora. 2'ye 1 bir değişim. Orta koridorda toplandı iki tarafta. 25 saniye var ejderi. Ocağın çağrısı kullanıyor burada. Aradan bir çıpa. Kenzuki yakalandı orada. Mermi manyağı geliyor. Lexer'dan güzel bir kapı gibi. Arka tarafta Maddie. Şimdi Balyoz gibi kullandı. Kenzuki'nin üzerine bir sıçra. Orada Kenzuki düşüyor. Bu arada Emtes skorunu almış orada. Takas skorunu. Trix'in canı çok az. Arka tarafta bekliyor. Emtes vurmaya devam ediyor burada. Rioni hasar vuramayacak bu takım savaşta daha fazla. Geri çıkmak durumunda çünkü. 3 kişiyi kaybetti Aurora. Lyuana Erdemir skorunu istiyor. Bir yavaşlatma geldi. Son anda bir şifa Rioni'den. Az önce ne demiştik? Emtes evet bahsetmiyoruz ama rakibi yakalamak istediğiniz şampiyonlar çok rahat savaş başlatabiliyor. Rakibin üzerine taşıyıcılarına koşabiliyor. Orada ocağın çağrısı geliyor yine. Çok güzel ölçü. Lexer yakalandı orada. Trix Maddie ile birebir yapıyor arka tarafta. Kendine pozisyon arıyordu o noktada Emtes. Ama Emtes'in üzerinde Krumel var. Arka tarafta sersemletildi Rioni. Rioni'yi korumayı başardılar. Ve Emtes de hala hasar verebilecek durumda ama Krumel ile Maddie'yi kaybetti Aurora burada. Lexer düştü diğer tarafta. Rioni'nin önünde Erdemir var ama Lyuana hasar almıyor şu anda. Algos'u Trix alacak gibi görünüyor. Mermi manyağı arka tarafı biraz daha attı. Buradaki kovlamaca Trix tarafından sonuçlanacak. Ve Trix bu skoru da alarak savaşın sonunda ulti kullanabildi anca. Ay. Çifte vuruş neredeyse düşüyordu Trix'i. Galacticos şimdi geri çıkma kararı almış gibi görünüyor ama ön tarafta yakalanan bir Lexer var. Ocağın çağrısı geldi. Sadece önde kalan Algos havaya savurdu ama Algos yanında da bonus skor oluyor resmen Krumel. 4 kişi hasar veren bir ulti yine Maddie'den ama yetmeyecek gibi görünüyor. Kenzuke'den kullanılan bir Zonya. Kenzuke Rioni'yi aldı. Hayatta kalan son Kenzuke. İsim Erdemir. Ve oyunun sonuna doğru ilerliyoruz. Lexer yeteneği orada. Yakalamak için yeterli olmadı Erdemir'i kullandığı Q yeteneği. Ama Lyuana arka taraftan kapattı Erdemir'i orada.
Erdemir burada düşecek gibi görünüyor ve katliamla birlikte oyunu bitirmeye doğru ilerliyor Galacticos. 33 dakika, 20'ye 12 skor ve Galacticos Akademi, Timaru Akademi'ye karşı galip gelmeyi başarıyor.